yorumlayacak e, gazeteci nazip okumuş bizimle birlikte olacak saat 23'te saat 24'te de emek partisi genel başkanı ercüment ercüment akdeniz bu gündeme bu mafya siyaset kirli ilişkilerle ilgili iddialar bütün bu gündeme emek partisi nasıl yaklaşıyor ercüment akdeniz nasıl yaklaşıyor son dilimde de bunu işleyeceğiz şimdi önce bir barış pehlivanla başlayalım barış pehlivan Sedat Peker'in bugünkü videosunda e, en çok dikkatinizi çeken iddialar neydi ve bu e, şu video serisinin oluşturduğu gündem açısından ne ifade ediyor sizce? Şimdi öncelikle bu video öncesinde e, Sedat Peker e, özellikle Süleyman Soylu'nun ismini anarak işte e, çok sert şeyler yapacağını ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum çok sert şeyler yapacağını söylemişti. Ben e, iddia ettiğinden daha düşük tonda bir e, video ile karşılaştım. Özellikle Süleyman Soylu ile ilişkin. Ama bununla birlikte e, özellikle Suriye meselesinde, Suriye'ye gönderilen tırların içeriği ile ilgili bizim yıllardır konuştuğumuz, tartıştığımız, şüphelendiğimiz iddiaları ilişkin önemli e, tezlerde, varsayımlarda, iddialarda, e, olgularda bulundu. Sadat ilişkisine e, değindi. El Nusra'ya gönderilenler arasında e, bazı silahlar olduğu iddiasını gündeme getirdi. Tabii ve en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verdi. Şimdi bakın e, hatırlarsınız geçen hafta Süleyman Soylun'un Habertürk TV'deki yayınının ben bize değil vatandaşa değil Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapıldığını düşünmüştüm. Burada da Sedat Peker bu videoyu aslında sadece Recep Tayyip Erdoğan'a yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ı konuştu aslında Sedat Peker ve Recep Tayyip Erdoğan'a bana kalırsa bir teklifte bulundu. Ya o teklif ben daha fazla konuşmayayım. Beni daha fazla konuşturmayın. Beni masaya oturdun. Ben hala pazarla açığım videosuydu bu bana kalırsa. Suriye meselesi çünkü bana kalırsa AKP hükümetinin ee, en fazla başını ağrıtacak konulardan birisi. Ya orada Berat Albayrak neredeymiş, şu şuradaymış filan falan. Ondan hiçbir önemi yok. Buradaki en kritik konu, en baş ağrıtacak konu Suriye ve Sedat Peker o yumuşak kardı göstererek e, Tayyip abi e, nerede tanıştığımızı anlatacağım. Biz e, birbirimizi biliriz mesajı verdi. E, ben Recep Tayyip Erdoğan tanıyorsam e, bu konuda pragmatik siyaset izlemekle birlikte Kamuoyu karşısında e, bu teklifi kabul ediyor gibi gözükmeyecektir. Ama perde arkasında ben 17-25 Aralık sürecini çok yakından takip etmiş bir gazeteciyim. E, Fethullah Gülen'e e, gazeteciler, istihbaratçılar, güvenlik e, bürokrasisinden birçok ismin ya gel su halinde olalım e, mektupları ve ziyaretleri yaptığını biliyorum. Yarın öbür gün acaba diyorum. Ee, Sedat Peker'e de perde arkasından bazı ziyaretler yapılır mı? Artık konuşma. Tamam, ziyaretler yapılır mı? O ziyaretler yapılırsa biz bugün mü öğreniriz, gelecekte mi öğreniriz? Bakacağız. Orada özellikle e, helalleşeceğiz Tayyip evet. abi. Bir sonraki videomuzda oturup konuşacağız. Yani oturup konuşacağız dediği Kendisini sanal olarak şey e, şöyle bir kurgu içerisinde düşünüyor. Yani o konuştuğu esnada Hani herkesin de onu dinlediği dolayısıyla ona konuşma şeklinde bir biçim veriyor. Helalleşeceğiz sözü herhalde dikkat çekici bir sözdü değil bir mi? Bir de tabii ki şimdi Tayyip Erdoğan da kendisini aynı masaya oturtuyor. Bakın bu çok önemli. Yani helalleşme biraz da eş saflar arasında da olur. Yani Tayyip Erdoğan'la kendisini aynı yere oturtuyor. Biz yol arkadaşıydık. Şu an senin yanında olanların hiç kimse eskiden yoktu. Ve şu tezini inatla söylüyor. Senin çevren kötü, sen iyisin. Senin çevren seni kandırıyor, sen gerçekleri bilmiyorsun. Sen çevrene inanma, asıl kardeşin benim demeye getiriyor Sedat Peker. Bana inan diyor. Bana inan diyor. Ama görüyorum ki Bana bunu inan henüz yapmıyorsun, yapmıyorsun yani. Bana inanmıyorsun, başkalarına bir inanıyorsun diyor. Bir hafta daha süre verdi. Peki. Şimdi orada tabii şöyle bir şey de var. Ee, daha önceki videolarda gündeme getirdiği bazı iddialara yeniden küçük küçük değindi. Evet. Onlardan biri de Silivri Emniyet Müdürü'nün şüpheli intiharı. Evet onunla ilgili de yine bir şeyler söyledi. E, videonun belli bir yerinde ya gazeteciliği de mi ben yapacağım dedi. İşte size söylüyorum dedi. Bunlar bunlar yaşandı diye. E, Silivri Emniyet Müdürü şüpheli intiharla ilgili de Cumhuriyet Gazetesi'nin çarpıcı bir haberi mi? oldu. O telefon trafiğini e, şey yaptı, ortaya çıkardı. Biz de konuşacağız onları. Evet. E Gamze Hanım sizin e, bu videoda e, hangi mesajlar Dikkat çekti ve o mesajları nasıl yorumladınız? Dikkat çekici başlıklar vardı. Barış Bey de e, o konuda bir giriş yaptı ama Erdoğan'a yönelik mesajından belki yani kitabın ortasından başlamak gerekirse Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajından belki bunu biraz e, açmakta fayda var. Hem abi diyerek aslında önceki 7 videoda ...henüz adını anmadığı Cumhurbaşkanı'nı bundan sonra anacağının... ...ve ona dair bilgiler vereceğinin sinyalini vermesi... ...ben izlediğimde şunu düşündüm. Demek ki bugüne kadar Sedat Peker'in bir umudu vardı. Yani hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'a dokunmadı. Hatta her zaman devlet adamlarını ayırdı. Yani İbrahim Kalın'ı ayrı bir kefeye koydu. Cumhurbaşkanını ayrı bir kefeye koydu. Ve derdinin hep Süleyman Soylu'yla olduğunu... ...Mehmet Ağar'la olduğunu ve adını zikrettiği diğer kişilerle olduğunu hep yansıttı. Ama bu videoda özellikle Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsettiğimiz... ...ve bir sonraki videonun konusunu da şimdiden söylemesi... ...yani Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığını, ilişkilerin nasıl ilerlediğini anlatacağını söylemesi... ...bence demek ki artık bu umudu da yok oldu. Yani pazarlık masasında e, oturabilme umudunu yavaş yavaş kaybettiğini... ...ama son kez bir ihtar çektiğini ben e, tahmin ediyorum. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Devletler hukuktan, adaletten, insan haklarından ne kadar hızlı uzaklaşırlarsa... Devletin içinde bazı karanlık yapılar, bu bazen cemaat, tarikat olabilir, bazen e, mafyalar olabilir, e, bazen ticaret ilişkileri, karanlık ticaret ilişkileri olabilir, kendini devlet yerine koyduğunu görebiliyoruz. Hele ki böyle yapılanmalara bir ceza politikası, ceza hukuku karşılık vermediğinde, bu yapıların çok ciddi bir cesaret aldığını ve bunların süre geldiğini günümüzde de hala görünür olduğunu hissediyoruz. Peker videoları haftalardır konuşuluyor, haftalardır tartışılıyor. Ama dikkat ettiğim bir şey var, henüz herhangi bir Cumhuriyet savcısı, bu iddialara ilişkin hiçbir işlem başlatmadı. Ee, bu konuda bir kamu davası açılması ya da bir soruşturma yapılması e, herhangi bir şikayete tabi değil yani bir vatandaş çıkmış, mafya ile ilişkisi olan Suç örgütü lideri birisi çıkmış. Bunları yaptın diyor, isim veriyor birebir içinde olduğu. Yani aslında e, karşı taraftan genelde iftira ya da bir mafya liderinin sözüyle mi iş yapacağız söyleminden ziyade kendisinin de dahil olduğu birinci ağızdan itirafları, ikrarları izliyoruz ve halen bir Cumhuriyet savcısı çıkıp bu konuda bir işlem yapmıyor. Barolar bu konuda şikayet dilekçelerini sundular. Adı geçen videolarda adı geçen herkes araştırmalı soruşturmalı ve gerçek neyse görmeliyiz dediler. Benim içimi acıtan haftalardır biz bunu tartışıyoruz ama hukuken bu işin aslı astarı nedir? Hukuk buna nasıl bir cevap vereceğiz diye bekliyoruz. Bu videoları milyonlar izliyor. Acaba bu ülkenin Adalet Bakanı ya da Cumhuriyet Savcıları izlemiyor mu? Sekizinci 8. videoda Erdoğan'a yönelik mesajlardan ziyade e, silahlara ilişkin yani belki programın devamında midtırları konusunu tekrar konuşuruz, tekrar tartışırız ama bunlar zaten duyulan, tahmin edilen, konuşulan şeylerdi. Şimdi çıkmış Sedat Peker aslında bunları bir kez daha e, kamuoyuyla paylaşmış oluyor. Artık bu kadar ciddi iddialara rağmen işin doğruluğunu artık tartışmıyorum. Doğrudur, değildir. Ama bu işin maddi gerçekleşmesi